Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mountain Blade Warband'da Osmanlı serisinin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümlerde padişahtan gelen kötü haber bizi kale fethetmekten alıkoymuştu ki Karaman Kalesi gerçekten kolaylıkla fethedilebilecek bir konumdaydı. Ancak padişahın ateşkes yapması üzerine maalesef ikinci kalemizi alamadık ki alsaydık bile o kaleyi bize bahşeder miydi bilmiyorum. Bu yüzden ne yapacağız biliyor musunuz babuşlar bu bölümde? Öncelikle şuradaki simetri hastalığını bir gidereceğiz. Yani bir tane daha Yeniçeri okçusu yetiştirip muhakkak onu Adana Kalesi'ne konumlandıracağım. Bununla beraber padişahla aramdaki ilişkiyi ilerletmeye çalışacağım. Şu an hali hazırda Adana Kalesi'nden gelen gelirimle beraber, bu arada sık sık adam mıhlasak çok güzel olacak. Boğdan Prensliği ve Kıbrıs Krallığı birbirleriyle müttefik mi oldu? Bilmiyorum. O kadar şey bir müttefiklik değil bence bu ya. Ve sık sık savaşa girmemiz lazım bu arada. Yani elimden geldiğince sık savaşacağım. Çünkü askerlerimin moralinin düşmesini ve morallerinin düşmesiyle beraber... Ooo, beyefendiler kendinize gelmişsiniz galiba. Askerlerimin morallerinin düşmesiyle beraber gruptan ayrılmasını istemiyorum. Bu yüzden labada lubada labada lubada dalıcıyım efendim. Ya atı kontrol edemiyorum. Bir saniye, ulan gelen çarptı giden çarptı arkadaş. Bu arada var ya, hani kapı kulu süvarileri gerçekten çok çok etkili birlikler. Ve ben şuna inanıyorum. Bir köyü yağmalarken falan yakalarsak aşağı yatıramayacağımız lord yok. Yani atlı birimlerin gerçekten önemi çok çok büyük. Padişahla aramdaki ilişkiyi ilerletmeye çalışacağım. Diğer derebeyleriyle aramdaki ilişkiyi ilerletmeye çalışacağım. Özellikle padişahla aramdaki ilişkiyi ilerleteceğim ki ilerleyen vadelerde bana fethettiğim toprakları versin. Köy yağmalamak bir ekonomi değildir arkadaşlar. Bu yüzden ordumun kendi kendine yetebilmesi için işletme açmayı sürdüreceğim. Yani 4 tane işletme eminim yetmeyecek ama en azından... Yani bu 4 işletmenin yanına yenilerini eklersek bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada yorumlarda falan çok güzel tavsiyeler vermişsinizdir eminim. Birazdan yorumları okuma kısmına geçeriz. Şimdi şu haydutları bir mıhlayalım. Demeye kalmadan adamların işi bitti usta. Bizimkiler artık var ya zebaniye dönüşmüş, ben sana diyeyim. Bu 30 yağmacıyı da bir ara okuturuz birilerine. Eşya havuzunu bir görelim mi ya? Eşya havuzunu bir görelim. Çünkü eşyalardan bazen gerçekten sağlam ederi olanlar olabiliyor. Şöyle bir şunları alalım. Maksimum şu ikisini de alayım. Geri kalanını bırakayım. Lan. Kazara hepsini topladın. Ben bütün hepsini bırakacaktım. Ymiria ile Artimender seviye almış bu arada. Mükemmel haber. Ve keman keşlerden bir tane de artık Yeniçeri okçum var. Şu Yeniçeri okçusunu bir bırakayım. Bu arada abi. Kötü doldu envanter ya. Dur Adana Kalesi'ne bir gideyim. Şu Yeniçeri okçusunu bırakayım. Bu arada herhangi bir şekilde karakola artık adam bırakmayacağım. Çünkü benim bıraktığım adamları alıp başkası mı sattı, ne yaptı bilmiyorum. Şöyle bir şey de olmuş olabilir. Sanırım ateşkes yapıldığı zaman benim esir aldığım Karamanoğulları Beyliği'nin askerleri serbest bırakılmış da olabilir. Yani bana bu daha mantıklı geliyor. Herhangi bir derebeyinin gelip benim yerime... Adamları satmasındansa, yani benim yerime esirleri satmasındansa ateşkeste adamların serbest kalması bana daha mantıklı geliyor bu arada. Güzel, yara bakımı, cerrahlık ve ilk yardım yeteneklerini arttırdık. Zekamız 15 olduğunda bunların hepsini de tek tek beşleyeceğiz. Bununla beraber elimden geldiğince Ymiria'nın hayatta kalmasını sağlayacak yetenekler vermeye çalışıyorum. Sevgili Artimender'ın zaten zırhı artık olabildiğince iyi. Hızlı bir şekilde mühendislik yeteneğini arttırarak bize yardımcı olması gerek. Mühendislik yeteneğinin yanı sıra taktik becerisini de arttırabiliriz. Ama bununla beraber belki savaşta bize birazcık daha destek olabilir ya da daha farklı yollarda kullanabiliriz. Örneğin grubun iz sürme yeteneğinde bize önderlik edebilir sevgili Artimender. Yoldaşlarımı savaşçı yapmaktan ziyade elimden geldiğince faydalı birimler haline getirmeye çalışıyorum ki hani bana olaylarda yardımcı olsunlar diye. Şimdi buradan ilk işim Konya şehrine gitmek olacak. Konya şehrine gidip esir aldığım elemanları bir satmayı deneyeceğim. Zaten Adana Kalesi artık öyle o kadar tehlikede bir kale değil. Yani bu konuda emin olabilirsiniz.
Çünkü 50 tane Yeniçeri okçusu baya baya bir zarar verir elemanlara. Bursa sancağında ziyafet. Geliriz anam. Ama turnuvaları sevmiyorum be yani. Çok cirit kullanmak bana göre değil. Biladerim burada yer var mı? Var, çok güzel. Şu zırhları falan bir satalım. Bak yani pahalı zırhlar almışız belli. Ama geriye aldığımız ekipmanlar tırt diye biliyorum ya. Şurada var ya efsanevi yaylar, efsanevi silahlar falan var. O efsanevi silahlara bir erişebilsek 10 numara olacak gerçekten ama zor ya zor. Efsanevi silahlara erişmek zor. Bu arada bütün hepsini aldı ha, sadece şu kalın zırhı satamadık birilerine. Onu da zırh tüccarına bırakırım. Şöyle bir onu da zırh tüccarına bıraktıktan sonra ufaktan yorumlara bakmaya başlayalım. Bir de buranın hanına girip bakmak istiyorum. Buranın hanında esirleri satabileceğim bir köle tüccarı varsa ne ala, ve o ara yorumlarımıza şöyle bir göz atalım efendim. Ahmet, sevgili Ahmet Asras, tam dostum nickini doğru okuyamadım, özür dilerim. Allah rızası için malları kervansaraya satabileceğini öğren babuş. Babuşlar artı birliğinde görsün demiş. Malları kervansaraya satmaktan kastın ne? Yani orada ayrı bir tüccar falan da mı var? Bu arada ne alayını ne Rolf'ü almıyorum ya. Hani Rolf ve Bahestur evet savaşta güzel iş yapar ama şu an benim ihtiyacım olan elemanlar onlar değiller. Kervansaraylarda yani oraların ekonomisi de mi ayrı? Sürekli yenileniyor mu? Gidip bir bakayım. Eğer hani imkan varsa böyle yüklü miktarda loot yaptığımız zaman gider kervansaraylara satarız. Bak bana bunu öğrettiğiniz de iyi oldu. Teşekkür ederim. Hemen bir göz atayım. Hani kervansaraylara satmaktan kasıt eğer şey var ya, hani kunduracı misal. Kunduracıya bir kere satış yaptık bitti. Kunduracıda para var eyvallah ama kunduracıda var olan para kimsenin işine yaramıyor. O yüzden kervansaraylarının eğer ki satıştan sonra şeyleri yenileniyorsa, envanterleri yenileniyorsa hiçbir mesele yok demektir. Yani gönül rahatlığıyla satış yapabiliriz. Derbentçi ve derbentçi başları burada. Burada bir tüccarımız var. Birkaç parça bir şeyler almak istiyorum desem. Aa evet bak 1800 akçe burada var. Yani bunlar diğerlerinden daha mı ucuz, daha mı pahalı bilmiyorum da. Şöyle bir deneme yapalım. Bir tane tahılı alıp aşağı koyayım diyecektim. Olmuyor. Yani yenileniyor. Kazara tepik attık. Yenileniyorsa buradan alınabilir bir şeyler. Ben burayı erzak tüccarına benzettim ama yeni silahlar var. Birkaç silah satmak istiyorum. Yeni silahlara bir bakalım mı? Dengeli efsanevi kılıç. Ya şunu bu seri boyunca bir kere kullanabilecek miyim acaba? Çok merak ediyorum. Kullanamam herhalde ya. Bunu hileyle almaya kalksan alamazsın ki. O kadar CTRL X'e basamazsın yani. Oyunun hileleriyle alakalı bir rehber çekeyim mi? Evet, Warband'da hile kullanım rehberi. Sonra herkes bana bir küfür etsin. Hepinizin bildiği şeyleri biliyorum elbette de. Yani ne bileyim abi, bilmiyorum o efsanevi kılıca oyun boyunca ulaşabilecek miyim, gerçekten hiçbir nickim yok. Hiçbir nickim yok mu? Kafam dolu. Ondan böyle oluyor. Ben böyle beynim doluyken bir şeyler yapmaya çalıştığımda kafam o şeylere gidip geliyor. Nasıl buradan ayrılamam ya? Salın lan beni. Salın lan beni. Arkadaşlar selam. Merhaba. Ufak bir problemimiz var galiba. Sanırım kervansarayda esir alındım. Merhaba, merhaba, merhaba hanımefendi. Nasılsınız? Evet, buradan çıkamıyorum. Öyle bir problemim var. At tüccarı selamünaleyküm kardeş. Birkaç tane at almak istiyorum. Ne haber? Canlı zemetikus atı. Evet, evet, evet. Ne kadar güzel atlar. Hani kuşlar, ağaçlar, atlar. Evet arkadaşlar. Galiba kervansarayda kaldım. Kervansarayda kaldım ulan. Selamun aleyküm. Benim için bir görevim var mı? Ticaret yollarına saldıran bozkır aydutları ödül, her bozkır aydutu için 100 akçe. Kardeşim makul teklif, hallederim. Ama buradan çıkmam lazım öncelikle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şöyle yapacağız. Kaydetmeden çık diyeceğiz. Kayıtlı oyunlara gireceğiz. Samet Mangaroğlu çok ayrı bir şey. Onu bir sil. Babuş Paşa var burada bir tane. 340 günlük. Teşekkür ederim. Görevi almış olarak gözüküyor muyum? Gözüküyorum. Mükemmel. Derbentçi Paşa'nın görevini de hallederiz böylelikle. Tamam. Kervansaray bir parça tehlikeli. Oraya her zaman girmeyeceğiz böyle. Save dosyası falan
bozulmasın. Şöyle şuraya bir tane de yedek kayıt alayım da. Babuş Paşa yedek diye. Eyvallah. Bu arada bak ne dedim size? Oyun günüyle 341 gün geçmiş. Bu şekilde oynaması daha eğlenceli bence. Ve İbrahim Toprak babuş video atmaz izleyiciler. İnşallah Canan Hanım seni cıbıldak adamla aldatır mı? Hayda. Kardeşim video atamadım diye Altun beni mi boynuzlasın lan? Ne istiyorsunuz anlamıyorum ki arkadaş. Zaten evlendik, mutluluğu da bulamadık. Ben zannediyordum ki kayınpederin toprakları dilediğim gibi kullanabileceğim falan. Bicecik olmuyormuş. Şuradan İstanbul'a doğru ilerleyelim. Adana Kalesi artık emniyette ya. Adana Kalesi ile alakalı bir şeyleri dert etmeme gerek yok. Benim sadece hızlıca gidip böyle savaşlara katılıp bol bol savaş yapıp yeni işletmeler açmam lazım. Zira 4 işletme artık kale işe yaramıyor. Yani tutamıyorum abi. Hazineye de 5000 dukat ateşlemiştik. Böyle sağda solda köyleri yağmalayalım da hazineye para ateşlemeye devam edelim. Köle tüccarı yok mu burada? Kervan muhafızı. Evet galiba burada bir köle tüccarına rastlayamayacağım. Bölümlerdir bana diyorlar ki Yeniçeri Ocağı'ndan git de şu adamları bir al diye. Onları alacağım bir ara bak. Ya şu an buradan girip alabilirim de ölürler falan diye çekiniyorum. Savaşa gideceğim. Savaşa gideceğim. Şimdilik beklesin elemanlar. Ya kardeş bir tane köle tüccarı yok mu ya? Gezgin aşık, hafif Türk süvarisi. Ya abi ne yaptınız? Köle tüccarlarını ne yaptınız ya? Lonca başkanı ile bir işim yok aslında. Reis eyvallah dikkat edin kendinize. Ne yaptım ben? Uuu. Az daha kendime gemi yaptırıyordum. Kazara tıklamak suretiyle. Kayınpeder ne yaptın be ya? Esirlerim var satayım sana. Ben satamıyorum. Seni tekrar görmek güzel ne vardı? Ya kayınpederim bir gelip halatır sormayın mı ya? Bir gelip halatır sormayın mı ya? Halatır sormaya da mı gelmeyek? Şimdi Osmanlı Devleti'nin kimlerle savaşta olduğuna bir bakmak lazım. Osmanlı Devleti şu an Macar Krallığı ile savaş halinde ve Macar Krallığı ile kontak kurabileceğimiz yerlerden biri Silistre Kalesi. Ben buradan bir Sofya şehrine gideceğim önce. Şu yağmacıları artık gerçekten köle tüccarına satıp bir parama bakmak istiyorum. Sırp Krallığı'nın askerleri de burada. Burada ne abi? Yeniçeriler toplanmış. 125 tane Yeniçeri mi? Dur. Gidelim de bir Yeniçerilere yardım edelim. Abi 87 tane adamı da esir almışlar ya. Sırp Krallığı'nın adamları da gelmiş baba. Yeniçerilere yardım etme zamanı. Hücum ulan! Yeniçerileri sahipsiz mi sandınız kardeş? Herkes beni bir takip etsin. Herkes beni takip edecek. Bizim 4 numara şöyle geriye. 3 numara beni takip et. 3 numara beni takip et. Ya 3 numara süvariler beni takip edin. Piyadeler hücum, okçular hücum. Bunlar da atlı. Bunlar benim sözümü dinlemiyor. Anlaşıldı. Sanırım dimdik hücum edeceğiz. Ne yaptınız lan? Sırp krallığının adamları. Hayırdır oğlum? Siz bizim yeniçerilerle kapışıp bir de buradan sağ ayrılacağınızı mı zannettiniz lan? Saldırın lan herkes. Herkes saldırsın. Yalnızca 4 numara yerini korusun. Bizim healerları dağıtmasınlar hocam. Aman diyeyim. Bizim healerları dağıtmasınlar. Hiç işime gelmez healerların dağılması. Aman aman ne biçim adam dövüyor bizimkiler ya. Kervan askerleri burada. Sırp Krallığı'nın askerleri burada. Bak en sevdiğim savaş. At üzerinde piyade ile yapılan savaş. Çünkü adamlara böyle gelip geçip geçiriyorsun takır tukur. Yeni adamlar gelmedi mi meydana? Oo bir saniye. Yeni adamlar spawn olmuş. Onların yanına bir gitmek lazım. Şu derenin kenarını bir geçerim de onların yanına bir gidelim efendim. Bizim adamların savaşması da iyi. Bu savaştan belki daha kaliteli esirler alırız yağmacıları satıp. Hani benim derdim şeydi yeni esirler almadan evvel bir yağmacılardan kurtulmaktı ama sanırım onu gerçekleştiremeyeceğiz. Şuradan hemen şöyle bir döneyim. Düşman grubunun arasına korkusuzca böyle pehlivan gibi dalalım lan. Abi bu herif Osmanlı garibiydi. Bu adamlarda Osmanlı askeri ne arıyor hocam? Garip. Hani şey değil bu böyle
Paralı asker değil, bir şey değil. Bildiğin Osmanlı garibi. Gerçi şey var hani şimdi adamlar savaştığında, ya yani misal veriyorum, Sırp Krallığı Osmanlı'dan bir derebeyiyle savaştı, tamam mı? O savaştığı derebeyindeki eleman elinde Osmanlı garibi barındırıyor. Sırp Krallığından adam Osmanlı'daki derebeyini yendi. Garipleri de esir aldı. Ondan sonra Sırp Krallığı ile Macar Krallığı birbiriyle kapıştı. Gidiyor abi o Sırp Krallığı'nın esir aldığı Osmanlı gariplerini Macar ordusu kendi grubuna katıyor falan böyle. Yani herkes de her çeşit asker bulmak mümkün ya bu modda. Bu modda değil daha doğrusu, tüm Warband'da. 24 askerleri mi kalmış? Kardeşim beni yormayın, gidin öldürün ya. Yavuz Cengiz, Malkoçoğlu köyünde eşyalarım var bir sürü ve çok güzel bir zırhım vardı. Sultan zırhı, onu da al artık ya demiş. Balım, Malkoçoğlu köyünde hiçbir şeyimiz yok. Dandik iki parça zırh var sadece. Gideyim alayım senin için, hiç mühim değil. Hazır o taraflardayız ama hani galiba serinin o kısımlarını kaçırdın. Oradaki zırhtan bizim üstümüzdeki zırh şu an çok daha iyi. Yani görüntüsü o kadar iyi olmayabilir ama verdiği istatistikler o alacağımız zırhlardan kat kat daha fazla. Orası sadece yedekti. Tamam, sen diyorsan gidelim alalım. Yedek hatunun üstünde durur. Malkoçoğlu köyündeki her şeyi almış oluruz. Orası alındı. Ben Malkoçoğlu köyüne gittiğimde oradaki şeyleri aldıydım. Yeniçeriler eyvallah baba, kont kaçmayı başarmış. Şimdi yağmacıları bir at buraya. Öncelikle kervan muhafızı, Litvan süvarisi, feodal knight falan filan böyle şu elemanları bir alalım. Bu adamlar çünkü belli ki bize para bırakacak askerler. O kadar para bırakacak askerler gibi değiller sanki ama sağlık olsun. Sırp çavuşu mu? Oğlum adamların şeyi var ya, adamların yani ismi bile zaten para bırakacağım demeye yetiyor bile. İsmi bile vereceği parayı aşağı yukarı şey yapıyor. Avrupa haydutu, Türkmen atlısı, talimli mızrakçı, paralı avcı. Sırp okçularını da alıp salalım, yapacak bir şey yok. Yanımda çok fazla okçuyla takılmaktan keyif almıyorum ama yapacak bir şey yok. Komple siz alın ya. Şimdi beni buradan bir götür. Oo, Çepni Dursun Bey de oradaymış. Ben de dedim tek başımızayız. Sofya şehrine bir gidelim. Önce bir Sofya şehrinde şu esirleri satayım, köle tüccarı varsa. Sonra o Malkoç köyüne uğrayayım da, dediğim gibi yani o Malkoç köyünde pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Oranın çadırını ben aldım. Hani o bölüme denk gelmediniz galiba ama biz oraları temizledik, yani sıkıntı yok. Hemen şuradan bir hana girelim. Sofya'da da bir işletme açmayı isterdim de yapacak bir şey yok ya. Ya köle tüccarı yok mu burada ya? Abi bir tane bile köle tüccarı bulamadık ya. Gerçekten hayret ediyorum ya. Nerede arayacağım ben bu köle tüccarını acaba? Neyse, gelmişken Malkoçoğlu köyünü de bir ziyaret edelim. Sevgili sen bize bizde gaming. Babuşum git o ham ipekleri işletmelerden birinin envanterine ver. O sana işletmeden ekstra kazanç veriyor, yaklaşık 2000 falan demiş. Tamamdır. Bundan böyle ham ipek yağmaladığımız zaman o lootladığımız ham ipekleri şey yapmayalım, satmayalım. Bizimkilere verelim. Bu arada bizim ev nereydi? Bizim ev galiba şuraydı. Yanlış bilmiyorsam. Yanlış hatırlıyor da olabilirim tabii ama. Evimizde bir şey yoktu bak, onu söyleyeyim yani. Daha öncesinde biz buraya girdik. Bu Malkoçoğlu köyünde Zula'yı almadım zannediyorsunuz ama aldım arkadaşlar. Bak burada olan tek şey hani Osmanlı parası, evet çok çok daha iyi bir kılıç. Şu dengeli Nord kılıcındansa Osmanlı parasını kullanmayı tercih ederim. Sultan zırhı var. Aa evet, aslında bak Sultan zırhının istatistikleriyle Gulam zırhının istatistikleri aynı. Gulam zırhı Sultan zırhından çok daha ihtişamlı duruyor ama kafalık leş gibi duruyor. Paşam baksana şuna. Yani bununla kafalık yine hani kötü de yine görüntüsü böyle bir parça iyi gibi. Ama seni mi kıracağım? Al bak, fazladan eşyalarımızı alalım. Hatta o kadar zor durumdaymışız ki elimizde şey bile yokmuş. Savurma 39, hız 105, hız... Osmanlı palasıyla takılabiliriz belli bir süre ya ordu satırı yerine. Hani set var da... Abi bilmiyorum, ne oran var ne orantı, şuna baksana Allah aşkına. Şu tatmin edici bir şey mi? Sırf daha zırhlı gözükeceğim diye karakter kötü gözüküyor ama... Yapacak bir şey yok baba, ne yapalım?
Evet, Malkoçoğlu köyünden de eşyalarımızı almış olduk bu vesileyle. Peki Sırp krallığıyla savaşım devam ediyor. Üsküp bize ait değil miydi ya? Abi nereden baksan Üsküp bize aitti, bak ben sana söyleyeyim. Ben Üsküp'ü kendi topraklarımızda diye hatırlıyorum. 76 tane asker var burada. Ben bunları mokok eder miyim? Ben bunları keserim de. Abi önce şu üstümdeki esirleri satmak istiyorum. Yanya'da bir kale, orada bir kale. Buralar kale abi. Şu üstümdeki esirleri satmam lazım. O esirlerden gelecek paraya ihtiyacım var. Yoksa önemli değil yani. Hallederiz, o kaleyi alırım da. Esirlerden gelecek paraya ihtiyacım var. Bu arada 15-20 askerle ne olur köy möyü yağmalamayın. Sonra kafanıza vuracaklar vallahi ya. Abi Edirne şehrine lütfen artık bir şey gelmiş olsun ya. Köle tüccarı. Gezgin şair, Vanguard. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Abi yapacak bir şey yok. Paraya ihtiyacım var yani. Orası evet, hali hazırda alınabilir bir kale. Potansiyel bir kale. Ama aha, bu köle tüccarı abi. Bak bunun tipinden belli. Bu köle tüccarı var ya, çok şükür. Bütün hepsini al 3700'e. Al baba. İhtiyacım var abi, paraya ihtiyacım var. Mecbur şey yapacağım. Şimdi o Sırp kalesini fethedebilirim ama önce burada Tümenbaşı ile bir konuşmak istiyorum. Biraz asker takviyesi yapabilir miyim abi? 5 tane başı bozuk, 500 akçe. Kaleye gireceğiz. Görüşürüz, görüşürüz. Yeniçeri Ocağı'na bir gidelim. Çadırına git. Çadırımda da böyle birkaç parça zırhlanan bir şey var da. Yeniçeri üniforması, Yeniçeri başlığı, basit Türk kılıcı. Her şey Yeniçeri çadırımda kalsın mı? Hiç hatunun üstünü meşgul etmeyelim. Burası böyle kalsın. Abi Yeniçeri ocağındaki adamların da ölmesini istemiyorum şimdi. Oradaki baba yiğitleri alacağım da gruba. Onların da ölmesini istemiyorum. Oo, insanların içinde atla gezmeyelim. Şimdi bölümler boyu dediler ki Yeniçerilerden kahramanlar var. Selim ve Deli Osman. Selim ve Deli Osman'ı gruba al. Grubuma katılsana kanka. Eyvallah. Listedeki erzakları mı getireyim? Bir ekmek, iki tane kurutulmuş et, üç tane bal. Vardır bizde be. Vardır bizde, bir saniye ya. Kurutulmuş et. Hepsini mi yediniz la? Hepsini mi yediniz la? Bal, ekmek, kurutulmuş et. Hepsinden bir ısırık mı aldınız ya? Neyse, bizim oğlanları sonra alacağız artık gruba. Yapacak bir şey yok. Ben şu tümen başından biraz adam alayım da. Reis, sen bana bir 10-15-20 asker versen bana ya. Eyvallah. Sen bana bir 20 asker ver. Normalde adamlarımı kendim geliştirmeyi tercih ederim ama artık bu başı bozukları da kendimiz geliştireceğiz de mecbur. Yanımızda bulunsun. Hani yeni bir yeri fethedersek o fethedecek yerde de bizi savunacak elemanlar olsun. Ki başı bozuklar bir dinar alıyorlar abi. Başı bozuk almak mantıklı geldi bana. Gerçi başı bozuk için dünyanın parasını ödüyorsun ya. Tanesine 100 dinar ödüyorsun abi. 20 tane adama 2000 dinar aldık da inşallah bunlar hızlı terfi alıyordur. Azap mı deli mi? Azap olan ne oluyor? Akıncı oluyor. Akıncıları kullanırız abi ya da tımarlı sipahi yaparız. Deli olanlar ne oluyor? Deliler de akıncı ya da tımarlı sipahi oluyor. Ha, azaplar piyade, deliler şey, tamam, deliler atlı olarak gelişiyor. O zaman delileri şöyle ulufecilerin arkasına yerleştiririz. Azap da ileride tımarlı sipahi olur. O da delinin arkasında dursun. Delilerin arkasında. Tamam. Ben Üsküp Kalesi'ni almaya gidiyorum abi. Görüşürüz. Keşke yanıma gıda alsaydım bu arada. Osman ne? Ama! Padişah bunu bilerek yapıyor. Samimi söylüyorum, bilerek yapıyor. Girsem o kaleyi almıştı. Tabii ki bilerek yapmıyor. Şu an saçmalıyorum sinirden de. Ama abi, koltuğuma da sert vurdum. Üzüldüm lan. Üzüldüm. Yeter. Yatırım yaptım ben buna. Asker aldım lan ben. O kaleyi ele geçirebilmek için ben asker aldım lan. Gittim para ödedim lan. Lan niye tam kaleye saldıracağım zaman barış anlaşması imzalıyorsun oğlum?
Ya şu padişaha gidip bir kafa atacağım arkadaş artık. Artık yani burama kadar geldi. Burama kadar geldi. Bu sefer padişahı kurtarmayacağım. Padişahla kavga etmeye gideceğim ya. Yeter lan barış anlaşması imzalayıp durma ya. Tam kaleyi alacağım, barış anlaşması imzalıyor. Tam kaleyi alacağım, barış anlaşması imzalıyor. Senin benimle zorun ne sevdiğim? Neredesin lan? Abi 250 üstü askeri var bu herif buradan nereye gidebilir ki? Evet, Osmanlı ile Akkoyunlu ateşkesi sona erdi. Aa, bu arada yorumlara bakmaya devam edelim efendim. Askerler toplanın, Kalemen Kalesi'ni ele geçireceğiz. Postacı geliyor ve padişahtan mektup. Askerler toplanın, Adana Kalesi'ne yatmaya gidiyoruz. Aynı senaryo aynı şekilde gerçekleşti yani. Burada da gerçekleşti. Askerler toplanın Üsküp Kalesi'ni alacağız. 5 dakika sonra toplanın Adana Kalesi'ne geri dönüyoruz. Pardon. Hıçkırık tuttu. Ya ben gideceğim birileriyle savaşacağım abi. Yapacak bir şey yok. Benim hıncımı almam lazım yani. Ulan arkadaş tam gidiyorum kaleyi fethedeceğim. Bak şimdi Eflak Kalesi'ni falan da gözüme kestireyim tamam mı? Bir yerlerde ben kale kule gözüme kestirirsem bizimki barış anlaşması imzalar. Ben artık bunu anladım. Hani bir yerde kazanılacak bir toprak varsa padişah gelişmeyi istemiyor. Ben onun derdini de anladım. Bak Eflak Kalesi alınabilecek durumda olsun. Eflak Kalesi'ne dalacağım. Ben dalarken padişah diyecek ki gene barışalım. Bura alınabilecek konumda değil. Yani 171 adamın arasına tek başıma dalamam. Bir meydan savaşı arayacağım. Meydan muharebesi arayacağım. Bu arada galiba bizim hazine tükeniyor. Tükeniyor değil, bayağı tükenmekte. Birileri çıksın lan karşıma. Burası kime ait? Aha. 233 asker mi? Oho, 136 da oradan. Tabii. Yani eminim kapışırım sizle. Ama kapışırım. Ama kapışırım abi. Yani 235 askeri kesebilir miyim? Feodal şövalyeleri, Macar şövalyeleri bunlar çok kalabalık ya. Bunlar çok kalabalık. Durduk yere paket olmayalım. Durduk yere ölmeyelim. Aa, ne oluyor orada? Bir saniye. İttifak anlaşmaları falan sona erdi. Bunlar birileriyle kapışıyor. Lehistan'la Macar da kendi arasında savaşta ya. 400 adam sıkıştırmış şey yapıyor. Bak köyü yağmalarken biri gelip kafama oturursa Vezin köyünü yağmalarken köyde çok rahat defanslarım. 200 asker de gelse keserim, 300 asker de gelse keserim köydeki. Kesmek zorunda kalacağım gibi duruyor. Sürpriz. Galiba gece baskını var efendim. Evet, 80 askerime karşılık 300 askere. My body is ready man. My body is ready. Abi şöyle bir geri çekilin. Şu taşların ben haritanın sonu olduğunu düşünüyorum ama umarım sonu değildir. Çok güzel, haritanın sonu değil. Haritanın sonu buralar. Şimdi 4 numara burada kalacak. 3 numara komple beni takipte kalacak. 4 numara şöyle bir ufak ufak geri çekil. Gelin 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 gelin. Gelin köprüyü geçen ölecek arkadaşlar. Kural bu. Şimdi şehrin içine girmeyeceğiz. Neden biliyor musun? Çünkü şehrin içerisine girersek orada yeniden adamlar spamlı olup bizi mıhlayacak. Bu arada herhalde oda mı sıcak, kasa mı sıcak nedir bilmiyorum. Benim kulaklık buruşup buruşup büzüşüp büzüşüp duruyor. Tamam şimdi gelin beyler. Haydi bre. Haydi bre pehlivan. Yatırın aşağı, yatırın aşağı. Adamlar köylülerle beraber geldi. Şimdi 3 numara. Senin görevin burayı korumak. Tamam mı? Köprüden geçenleri indir aşağı. Köprüden geçenleri indir baba aşağı. Bu adamların, şövalyelerin zırhlı atları olmadan köyde bunlar böyle yalın ayak, başı kabak savunma yaparak bizim kılımıza bile zarar veremezler. Kralı gelsin. Kralı gelsin abi. Şu an grubumda var olan adamların sayısı belli, şeyi belli. Bu adamların savaş kapasitesi belli, her şey belli. Kralı gelsin, ben burada yıkılmam, yatmam aşağı.
Ama böyle yani ufaktan bir padişaha şey yaptım, kinlendim ya. Ulan arkadaş, her bölüm tam kaleyi alacağız. Geliyor bize lülü yapıyor. Beyler hücum hücum. Bu arada bazıları kendini süvariden saymıyor. İçeri girmek mantıklı mıydı? Mantıklı değildi galiba hücum emri vermek ama tam olarak adamların nerede spawn olduğunu bilmiyorum. Ha, nerede spawn olduklarını gördüm, tamam. Bu sularda bize çok zarar gelmez diye tahmin ediyorum ya. Çünkü ya adamların diplerine doğru girmezsek pek sıkıntı olmaz. Zaten Ymiria'mız var abi bizde. Bizde artı 9 Ymiria var. O Ymiria bizi yatırmaz aşağı. Arazi çok engebeli bu arada ya. Süvariler vazgeçtim, beni takip edin. Beni takip edin, beni takip edin. Buradan çıkıyoruz abi, buradan çıkıyoruz. Piyadeler de beni takip, okçular da beni takip. Çık oradan, çık oradan, çık oradan. Ya da çıkma, galiba bastık ya. Çıkma, çıkma, çıkma. Hücumlasın herkes. Galiba bastık abi. Galiba bastık, çok emin değilim ama. Sanırım ele geçirdik yani, domine ettik mekanı. Normalde adamlar sürekli buradan geleceği için problem teşkil ederdi ama galiba mekanı domine etmeyi başardık. Paşam, öyle Osmanlı cengaverlerine kafa tutmayacaksın. Bir de bunlar iki ordu gelmişler. Umarım Edirne şehrindeki köle tüccarı hala duruyordur. Çünkü ona satacak esirlerim var. Yalnız iki oldu yani. Bir Karaman Kalesi'nde de dedi Babuş Paşa, dön ordularla barış anlaşması imzalıyoruz. Bir Üsküp Kalesi'nde dedi baba dön, barış anlaşması imzalıyoruz. Artık yani böyle bir ufaktan doygunluk seviyeme erişiyorum gibi. Bu sefer doğrudan yürüyün baba yiğitler. Doğrudan yürüyün. Adamların ilk grubunu atlattık. Adamların ilk grubunu atlattık. Bunlar bize vız gelir tırıs gider. Yalnız o sokak biraz dar gibi. Aynen tahmin ettiğim gibi. O sokak biraz dar ve etrafına ulaşılabilecek çok fazla alan yok. Dar sokakta spawn olduklarında dikkatli olmak lazım. Yattı mı aşağı? O da yattı aşağı, bu da yattı aşağı. Evet, at için verimli bir alan değil ama artık sanırım ordunun tecrübeli askerleri iyice yıprandığından dolayı çok daha rahat kesebiliyoruz elemanları. Merhabayın, merhabayın. Sanırım artık yapmam gereken tek şey savaşı seyretmek. 25 tane sağ kalmış adam var ama bizim atlıların arasında onlar da yamuluyorlar. Adamların ağırlıklı olarak bayıltma silahı kullanması da benim işime geliyor. İlerleyen zamanlarda üstüne üstlük görevler yaparak şey yapabilirsem, seviyemi arttırıp liderlik yeteneğine odaklanabilirsem bayağı iyi olacak. Bak sözde bu bölümde padişah görevlerini yapacaktık. Padişahın görevlerini. Aramızdaki ilişkiyi ilerletmek ve seviye kasmak için ama nasip olmadı, zira tam kale ele geçirecekken sürekli adamlarla barış anlaşması imzaladığımız için padişahla pek konuşasım gelmiyor. Ben padişaha küstüm abi. İkidir aynı şeyi yapıyor. Ya çok çirkin duruyoruz bu arada ya. Hani zırh falan güzel de kafadaki miğfer yani, Allah affetsin abi. Kardeş gitmekte serbestsin. Lord Wildmund kaçmayı başardı. Ele geçirilen düşman yok mu? Ele geçirilen düşman olmamasını bir yerde anlayabiliyorum ya. Çünkü köyde daldık ya. Köy yağmalanırken. Devam et, saldırıyor ya. Devam et abi. Oh mis. Mis 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 mis. Kardeşim şu balı falan bir yemeseniz de ben de gidip bir Deli Osman'la Selim'i alsam aslında. Tatlı olur da böyle, bunlar homuduk homuduk yiyecek diye tahmin ediyorum ya. İpekleri satmıyoruz. Ham ipekler herhangi bir atölyeye gidiyor bize ekstradan para sağlamak için. Ama geri kalanlarını satarım. Hatta şöyle yapalım. Şuradan böyle iki tane bitmeye yakın yemeği kenara atabilirsek
Bunları bir alıp yukarıya koyalım çünkü ben lootlarımın nizami şekilde sıralanmasını istiyorum ki satarken sıkıntı yaşamayayım, tıkır tıkır satayım. Aha da şömlekleri falan da aldım. Bu savaş bize yaradı ya, bu savaş bize yaradı. Tatar Mirza Paşa, hocam nereye gidiyorsun? Gel 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 gel. Gel bak, bu adamlar sana iş koyuyor. Aa, lehlerle savaşta değiliz galiba. Ha, Lehistan askerleri halletmiş. Macar ordusunun peşinden koşuyor aslanım Tatar Mirza Paşa be. Bak ama yandan Boğdan Prensliği'nin adamları geliyor. Boğdan Prensliği ile barış, evet barış halindeymişiz ki adamlar bize dalmadı. Bak Tatar Mirza Paşa yakalayacak, ben de 5. günün şafağında yardımına yetişip kahraman olacağım. Osmanlı ile Lehistan arasındaki ateşkes sona erdi. Salayım dayak mı yesin, dalayım mı? Şimdi bir saniye. Ordular bekliyor da Tatar Mirza Paşa ile aramızdaki ilişkiyi bir ölçmek istiyorum. Bir de erzak getirme görevi, tamam, bunların belli bir başı sonu yok, güzel. Tatar Mirza Paşa bakalım. Tatar Mirza Paşa mıydı? Sanki ben Tatar İsmail Bey var, başka kim var? Tatar İsmail Bey değil. Kim buradaki? Tatar Mirza Paşa. Karakterlerden daha rahat buluruz ya T'den. Tatar Mirza Paşa, o sana karşı şüpheci. Niye? Ha, Bahçe Sarayı'nın lordu, Canan Hanım'a yürüyordu. Eski küskünlükleri bir kenara bırakıp vakit birlik olma vakti değil midir arkadaşlar? Ya Allah, yettim paşam. Yine karşılaştık. Tamam, vesaire vesaire. Dal geliyorum, dal. Dal, ilişkimiz ilerlesin. Dal şuna, dal şuna. Yettim. Yettim Mirza Paşa. Geçmişte. Beyler beni takip edin. Mirza Paşa'nın hareketleri belli olmaz. Adam şimdi benimle beraber hücum etmez falan. Hücuma gidiyor direkt. O zaman bizi de hücum eden, bizle beraber cenk eden kardeşimizi yarı yolda bırakmak bize de yakışmaz. Yürüyün beyler. Allah rızası için hücum. Şövalyelerin iyi yarıyoruz ha kafaları. Aradaki buzları eritme zamanı baba. Devlet içerisinde olan devlet içerisinde kalır. Hiçbir şekilde kendi paşamızı, Osmanlı paşalarını gavurla cenk ederken yalnız bırakmayız. Bırakabilirdim. Bugün bırakmamayı tercih ettim. Bana serbest baba. Bana her şey serbest yani. Bak, padişahı kurtardıktan sonra padişaha kus edebiliyorum. Ben padişaha kustum. Dur dur. Gel buraya gel 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 gel. Benim ya bu arada var ya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın atı falan var böyle pazarda. Ya çok fena, çok deli para eden malzemeler var şu oyunda. Hani ben daha kendi ekonomimi doğrultamadım ama böyle ileride olur da bir gün oyunda o paraya erişirsem o silahları bir kullanmak istiyorum ya. Şu an alelade silahlarla, rastgele silahlarla çarpışıyoruz. Bir de ben bir şeye bakmak istiyorum ya. Bir rapor yapalım mı bugün? Hani bir rapora bakalım. Bu diyarda kaç adam öldürmüşüz? Kaç savaşa girip çıkmışız? Savaşlardan nasıl sonuçlar almışız? Bugün bir rapora da bakalım abi. Bakalım neler gelmiş, neler geçmiş başımızdan. Kardeş selamun aleyküm. Şuradan bir kelleni alacağım müsaitsen. Eyvallah, eyvallah. Düşmanın hala 31 askeri var. Bizim müttefikten 2 ölü 7 yaralı var. Bizden ölü yok abi. Bizden yaralı bile yok. Bir de bu adamlar şövalye falan. Ey yavrum ey be. Oğlum Osmanlı ile cenk etmeden önce düşünecektiniz. Bize kılıç çekene acımak tarzımız değil. Ama lordlara acırım yani. Ya lordlara acırım derken onur kasmak için adamları salıyorum genelde. Şahlan bakalım. Oo, direkt patates oldu. Bugün buradaki yardımın çok değerliydi. Kibarlığından dolayı gelip yardım ettiğini düşünemiyorum ama yine de sana teşekkür ederim. Ulan lan, aramızdaki buzları eritelim diye tabii ki kibarlığımdan dolayı geldim. Aramızdaki buzları eritek diye geldim.
Yoksa ben niye askerlerimi riske sokayım ki yani? Ymirya bebeğim de yaralı orada. Ben niye askerlerimi riske sokayım kardeş? Bana bir değer. Ben seninle aramızdaki buzlar erisin. Seninle kanka olak diye geliyorum. Sana yardım etmeye diyorsun ki ha, keyfinden gelmemişsindir. Devlet içinde olan devlet içinde kalır diyorum. Olabilir diyorum. Geçmişimiz savaş içerisinde olabilir. Geçmişimiz kavgalı olabilir. Biz önümüze bakalım diyorum. Biz günümüze bakalım diyorum. Yok anam, adam şey yapmıyor yani. Ya bana mısın demiyor. Buzları eritmeye çalışıyoruz da hayırlısı bakalım. Ama iyi bak yani, bu cenk eden bir derebeyi abi. Bir derebeyinin bu şekilde cenk etmesi sevindirici. En azından savaşıyor yani adam, anladın mı? Sarayda oturup kıç kalede oturup kıç büyütmüyor. Onu yapanlar da var. Onu yapanlar da var. Benim şu an kus olduğum birileri. Oğlum ne oluyor lan burada? Burada kıyamet kopuyor lan. Bizimkiler toplanmış bak, Fatih Sultan Mehmet Han da bu savaşta. Arkada da 4-5 kişi birini tutmuş. Macar Krallığı'nın askerleri burada tutmuşuz. Şu padişahın yanına abi yürü. Yürü 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 yürü. Ömer Paşa'nın yanına yardıma yetiş. Ha iyi, adamları böyle büyük yakalamışız. Beyler bizimkiler beni bir takip etsin de. Sultanım. Selamun aleyküm. Ben sana küsüm. Ben sana çok darıldım. Bak aynı zırhtan ikimizde de var kız, pişti olmuşuk. Ben sana darıldım ama. Ben sana gerçekten çok darıldım. Yani niye diye soracak olursan. Sormuyor. Niye diye soracak olursan gerçekten ben sana çok darıldım. Yani ben senden küstüm. Artık böyle barışmamız için. Beyler bir kalabalık etmeyin ama ya. Burnumun dibindesiniz ya. Gidin bir şu öteye gidin acık ya. Bak çocukları da saldım. Baş başa konuşalım şu mevzuyu. Ben niye hep savaşa girdiğimde sen barış anlaşması imzalıyorsun? Yani tam karıyı alacağım. Barışalım diyorsun. Yani olacak iş mi bu? Niye sen niye böyle yapıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? Niye? Alo. Bak. Engel yedim beyler, engel yedim. Dur lan bak, size nasıl savaşılır öğreteyim hödükler. Gel baba. Kendi krallığının adamlarına hödükler diyor. Gel baba, gel 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 gel. Gel size bir şov yapayım da izleyin. Gel baba gel. Kaç adamım var? 13 adam. Abi 13 adam bana yeter. Ben bu 13 adamla var ya. Ben bu 13 adamla dünyayı karşıma alırım. Gel baba size bir şov yapalım bak. Size bir şov yapalım. Sen orada ordunu yürüte dur. Arkaya bir bakacak. Babuş Paşa'nın orduları. Hücum ulan. Onlar da bizden önce daldı ha. Bize şey de bırakmadılar. Artistlik de bırakmadılar. Padişahla sohbet ediyordum orada. Orada ben sohbet ederken adamlar girmiş dalmış. Ya hadi bizim oğlanlar da dalsın madem. Madem hücum emri verildi. Ya adamları yeryüzünden siliyoruz ya. 530 askere karşı yakalanmak ne hocam? Düşman göremiyorum lan, düşman düşman. Düşman kalmadı. Yediniz bitirdiniz milleti. Osmanlı'nın atlı kuvvetleri çok iyi ya. Böyle hani Osmanlı atlıların natifin Swadya şövalyeleri gibi böyle. Baya baya kuvvetliler. Hayırlar ola. Hayırlar ola. Devirelim adamları şurada bir. Yan yan yatın aşağı. Bu arada adamların lordları patladı herhalde ya. Bunlar feodal şövalyeler falan. Erken çıktık. Neredeyse geri çekilme sayacaktı oyun. Abi ben böyle ben gelmesem de siz kesseniz, ama bu şekilde de kayıp veriyoruz ya. Ben gelmeyeyim siz kesin baba. Ömer Paşa ile ilişkimiz ilerledi. Eyvallah, öteki kont kaçmış. Osmanlı kaptanı Deniz Azabı kervan muhafızı. Abi ben şuradan bir feodal knight alayım. Varsa bir şövalye alayım. Bir piyade, birkaç tane de kıdemli adam alayım. Ben bunları satacağım. Benim ordu iyi baba. Eyvallah. Eyvallah. Havuzu bırak gel. İtemleri bırak gel. Şimdi şu kenarda da Mehmet Paşa ve askerleri var. Abi ben siz gidin ya. 9 ölümü. Oğlum 9. 9 tane kapı kulu sipahisinin ölmesi ne demek ya?
Ama en azından savaş tekte bitiyor yani. O şekilde düşünmek lazım. Nöbet sırasında konuşmamız yasak beyim mi? Ulan bir insan bir teşekkür ederim der. Bir Allah razı olsun sağ ol der. Yani sağ ol kanka teşekkür desen de olur lan. Şey var ya hani doğum günü kutlamaları. Doğum günün kutlu olsun yazmıyor herif. Hani doğum günün kutlu olsun yazmaya üşeniyor adam. DGO şey DGKO. Lan dedim ulan ne değişik değişik konuşuyorsun be. Şimdi atlıları değil de şu okçuları salalım. Bu okçular çok tırt gibi duruyor. Onların yerine şu feodal knight'ları alalım. Macar muhafızını alalım. Macar muhafızının yanı sıra Macar kıdemlisini alalım. Yeter baba. Bırak eşyaları gel. Kendi adamlarımız olduğu yerden zarar gördüm. Şuraya bak şuraya şuraya şuraya. 1000 adam oldu lan 1000. 1000 tane Osmanlı askeri tek bir savaşta abi. Ben bekliyorum siz gidin. Ama yani hiç kaybın yok güzel. Müttefik kayıpları hiç. Bunlar müttefiklerin kayıpları değil mi? Benim kayıplarım hiç güzel. Eyvallah Süleyman Bey eyvallah. Her daim her daim yardım ederiz efendim. Her daim yardım ederiz. Ben yoruldum yani. Yoksa ben de savaşırdım da. Öteki türlü böyle bütün bu Macar askerlerini dövene kadar yorulacağız ya. Ne gerek var? Şuraya Macar kıdemlilerini de alalım. Paralı kumanatlısını da al. Eyvallah eyvallah beyler. İyi. İyi savaştık, iyi savaştık. Ben bir Edirne şehrine uğruyorum. Köy yağmaladım, satacaklarım var. Belki bir kervansaraya falan uğrar, kervansaraya satarım. Lütfen Edirne'de o köle tüccarı duruyor olsun. Türk şehirli adam. Gezgin aşık. Özel Yeniçeri. Şu silah tüccarına bir satış yapalım bakalım. Zeytinler falan yenmiş. Baharat 862. Veremiyor ki 862'yi. Abi şehirler fakir durumda mı ya? Fakir falansınız herhalde. Abi çanak, çömlek, bira, hurma falan satıyorum. Kesinlikle fakirler bu arada ya. Fatih'in atı 360 bin dinar ya. 360 bin dinar ne abi? Şov mu yapıyorsunuz ya? Dur ben bu erzakları satarım da önce bir şeye uğrayalım. Halil Paşa da savaştaymış. Vay. İstanbul'dadır inşallah eleman ya. Şu 86 tane esiri bana versene. Ben yeni bir krallık kurayım oradan. Yeni krallık kurulur da o paraya. Heh köle tüccarı. Kanka 4972 mi? Abi 5K dinara sattık adamları. 5K paraya ya. Şimdi şurada şunlardan bir kurtulalım. İpeği buradaki işletmeye vereceğim bu arada. 1980. Eyvallah. Silah tüccarı. Dengeli Kingslayer. Kingslayer. Al, tekel çiftel olanları pek sevmiyorum ya. Ya tekel olsun ya çiftel olsun abi. Nord Savaş Kılıcı. Çentilmiş Osmanlı Palası. Osmanlı Palası. Ben en güzeli ticaretimi yapayım geçeyim. Tamam ya Beş Akçay'ın lafı olmaz. Yıpranmış Selahaddin zırhı. Benim zırhım daha iyi. Abi şöyle daha böyle tatlı bir kafalık arıyorum da. Bak yani şu bile daha iyi duruyor gibi. Ama bu kafalık ne yazık ki bak bu kafalığa en iyi ne gider biliyor musun? Bu gider bak. Bu kafalığa gidecek miğfer bu. Ama 60 kafalık zırhı veriyor abi. Ben 60 kafalık zırhını salmak istemiyorum yani. 60 kafalık zırhı salınır mı? 554 at tüccarına da bir tane alet satarsın. Gerisi baharatla ipek. İpeği buradaki atölyeye verirsin. Selamun aleyküm ipek ustası. Envanterine bir bakalım. Al abi ham ipek. Eyvallah. Ekstradan para getiriyor deyip durdular yani. Buradan yapılacak başka bir şey var mı? Turnuvaya falan katılınır da gerek yok. Biz artık bizden geçti baba. Kime kendimizi göstereceğiz Allah aşkına ya? Bizden geçti. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan böyle bir ufaktan Konya şehrine doğru geçiş yapalım. Oradan geçiş yaparken Osmanlı Lehistan arasında savaş. Vay. Osmanlı Kıbrıs Krallığı'na da savaş ilan etti. Boğdan Prensliği'ne de savaş ilan etti. 1v3 ha olur.
Biz buradan Bilecik'e gidelim. Bilecik'ten bir adamlarımızı alalım. 11 kişi geldi ha, bu köyle aram iyi de değilmiş. Balıkesir'e gidelim. Balıkesir'den de adam alalım. 27 adam verdi Balıkesir ahalisi de. Eyvallah. Bu adamları acaba kemankeş yapıp okçuya mı çevirsem? Ya da Osmanlı garibi yapalım direkt ya. Osmanlı garibi, ulufeci deyip öyle tıkır tıkır yardıralım. Çünkü savaşlar büyük baba. Savaşlar büyük, çok adam kaybediyoruz. İzmir'e gidelim direkt, çünkü ben savaşların içerisine dahil olacağım. Şuradan bir hemen İzmir'e gideyim. Satamadığım eşyalarımı satayım. Erzağımı depolayayım. Ondan sonra ufaktan bölümü sonlandıralım. Selamun aleyküm. Kardeş, şu baharatı bir alacaksın mı? Eyvallah, sosisi peyniri al. Ben o elemanları biraz zor alırım gibime geliyor ya. Yemek çok da o yemeklere dokunmadan hareket etmek mesele, o da bizde yok. Yaverleri biraz zor alacağız gibi. Her neyse. Adamları geliştirmeye devam edelim. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.